Sevgili arkadaşlar merhaba. Öncelikle hepinize haftanın son işlem gününden güzel bir hafta sonu diliyorum. Kusura bakmayın bugün biraz dağınığım. Saçlar başlar falan da çok yerinde olmayabilir. Çünkü oldukça hastayım. İçinden geçtiğimiz dönemde yakın çevremde de birçok hasta arkadaşım var. O nedenle kısa zamanda toparlanmayı umuyorum. Ama bu hafta içerisinde birçok müjde açıklandı Maliye Bakanlığı tarafından. Bugün de Sanayi Bakanlığı tarafından, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan bir müjde vardı. Dolayısıyla biraz bu müjdeler hakkında görüşümü paylaşmak istiyorum. Bir de kredi kartı yapılandırması konusundaki görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi hafta içerisinde bir tane Twitter'da tweet paylaştım. Burada Ziraat Bankası'nı esas alarak düşünerek uzun eşek oyunundan hareketle aslında dedim ki altta kalana dikkat etmek lazım. Üstüne çok yük binerse bu altta kalan çökebilir. Aramızda birdir bir oynamış olanlar vardır. Aramızda uzun eşek oynamış olanlar vardır. Uzun eşekte biliyorsunuz güçlü olanları seçmeye çalışır takımlar. Daha çok ağır olanları. Ve altta yatanların üzerine atlayan ağırlar aşağıdaki yatanları çökertmeye çalışır. Ve oyunun genel prensibinde ne kadar çökertirseniz o kadar başarılı olursunuz. Tabii burada son dönemde açıklanan birçok tedbir var. Bu tedbirlerden bir kısmı piyasaya yönelik, bir kısmı KOBİ'lere yönelik. Yani imalatçı ve ihracatçı KOBİ'lere yönelik. Bir kısmı çokça eleştirdim. Ben de hafta sonu bununla ilgili bir video çektim ve futbol kulüplerinin borçlarının yeniden yapılandırması konusuna yönelikti. Ve bir kısmı da doğrudan bizleri, tüketicileri ilgilendiren bir durum. Yani kredi kartlarının yeniden yapılandırılması söz konusu. Tabii bunlardan bir kısmı Ziraat Bankası üzerinden yapılacağı için bu kadar yük binen bir kamu bankasının mevcut koşullarda, mevcut sermaye yapısıyla bu kadar her şeyi tek bir elden yürütebilmesi çok kolay değil gibi gözüküyor ve açıkçası göndermiş olduğum tweetle buna bir gönderme yapmaya çalıştım. Şimdi iki konuyu bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi dün açıklanan özellikle imalatçı ve ihracatçı KOBİ'lere yönelik olarak verilecek 20 milyar TL'lik bir kredi diliminden bahsediliyor. En çok 1 milyon TL'lik krediye kapsayacak şekilde verilecek ve büyük işletmeler yok burada. Küçük işletmeler, hatta mikro işletmeler ve KOBİ olarak adlandırdığımız KOBİ sınıfına giren işletmeler söz konusu. Gene bu dünkü açıklamalardan anladığımız kadarıyla verilecek olan bu kredi daha önce verildiği gibi KGF üzerinden verilecek ve buradan verilmesi de doğal çünkü daha evvel burada bir tecrübe edindik ve bu tecrübeye yönelik olarak da bu kullanılmak isteniyor. Şimdi hatırlayalım, birkaç sene evvel KGF destekli krediler verildiğinde bu krediler 200 milyar civarında bir kredi verildi. Hemen bunlar Ocak ayında falan yanılmıyorsam başlamıştı, Nisan ayına kadar devam etti ve hemen 200 milyar TL civarında bir kredi verildi. Bu kredilerde iki tane unsur ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi aslında yan etki, hiç hesaba katmadığımız bir yan etkiydi. Bankalar mevduat toplama yarışına girdiler ve bankaların bu dağıtacakları kredilere ilişkin toplayacakları mevduatlara yönelik verdikleri faizler arttı. Yani bankalar mevduatları bir yandan toplarlarken bir yandan da piyasa faiz oranlarını, mevduatlara uygulanan faiz oranlarını yukarıya çektiler. Bu beklenmedik bir etkiydi. İkinci önemli unsur, burada sektör ayrımı yapılmadı. Açıkçası kim ihtiyaç duyduysa, kime yönelik olarak bir talep varsa bu talep bankalar tarafından karşılandı. Ve bu dönemde de çeşitli hassasiyetler ortaya çıktı. Şimdi yeni dönemde bu verilecek olan kredi daha önce verilen kredinin onda biri tutarında. Daha önceki verilen 200 milyar TL'lik kredinin büyümeye katkısı yaklaşık 2 puan civarındaydı. Şimdi verilecek olan kredinin toplam ekonomiye olan katkısı da yaklaşık olarak %0.4 civarında. Yani çok çok büyük bir katkı yapmayacak büyümeye ama belki küçük ve orta boy işletmeler için bir can suyu olarak değerlendirilebilir. O anlamda önemli. Şimdi burada yapmamız gereken çok önemli bir husus var. Birincisi geçmişten bu yana çok kötü yönetilen ve sürekli olarak borcu borça çeviren, bir türlü ekonomiye katma değer sağlayamayan ama hayatta kalmaya devam eden şirketleri artık bundan sonra devam ettirme lüksümüz yok. Çünkü kaynaklarımız son derece
kısıtlı. Benim görüşüm bu yönde. Bunun aksini savunan birçok kişi de var. Tabii ki krediden yararlanmak isteyenlerden bir kısmı benim söylediklerimi beğenmeyebilirler. Ama özellikle bizim buradaki vereceğimiz kredilerde mutlaka çok seçici olmamız gerekiyor. Buradaki seçicilikten en önemlisi ihracatçı KOBİ'lerin ağırlıklı olduğu bir yapıya kredi vermemiz lazım. Çünkü özellikle Türkiye'nin yeni dönemde ihracatını arttırabilmesi ve bu ihracata yönelik olan şirketlerin de desteklenmesi şart. Yani bir nevi bunlar teşvik gibi de değerlendirilebilir. İkinci husus, her önümüzden geçen şirkete bunları verirsek bu vermiş olduğumuz kredilerin karşılığında verim elde edemiyoruz. Yani verim çok düşük kalıyor. Bu kredilerden bir kısmı da yapılandırılıyor oluyor. Ben yeni dönemde verilecek olan, yani bu yeni dönemden kastım sürekli olarak bu yeni dönem diyorum ama buradan kastım KGF kredilerinin yoğun verildiği dönemden sonraki bu dönemi kastetmeye çalışıyorum. Bu krediler mevcut durumda çok zorluk içinde bulunan firmalara verileceği için bankalar muhtemelen ki burada faiz oranı aylık 1.54, yıllığa tekabül ettiğinde bileşik faize 20.30 civarına tekabül eden bir faiz. Piyasa faizinin oldukça altında. Normal şartlarda bir kredi almak için bankaya gittiğinizde eğer banka size kredi verirse bu verdiği kredi yaklaşık olarak %35-40 bandından veriyor. Yani hemen hemen yarısına yakın bir tutarla bankalar bu krediyi verecekler. Bankalar bunu vermeyi istekli olabilirler mi? Çok emin değilim. Ama veren bankalar özellikle öncelikle daha önce vermiş oldukları kredilerini kurtarma amaçlı olarak verilecekler diye düşünüyorum. Bu krediler kurtulduktan sonra da vermiş oldukları veya daha sonra çalışacakları şirketleri açacakları limitlerde daha düşük limitler açacaklarını düşünüyorum. Çünkü şunu gördüler ki verilen krediler yatırım yapmaya yönelik olarak çok az işletme tarafından kullanıldı. Daha çok bunlar daha önceki borçların kapatılması amacıyla kullanıldı. O nedenle de aslında kredilerin verilip bankaların rasyolarının düzeltilmeye amaçlandığı da bir başka düşüncem. Yani bu krediler verilerek bankaların olası daha kötü rasyolardan kurtulması ve böylece rasyolarını en azından bir 6 aylık dönem içerisinde yüksek tutabilmelerinin amaçlandığını düşünüyorum. Çünkü verilecek olan kredinin ilk 6 ay ödemesiz daha sonra ödemeli olacak şekilde planlanıyor. İşin bir tarafında bu var. Dediğim gibi demin özellikle şirketlerin çok iyi seçilmesi lazım. Katma değerli ürün üreten, ihracata yönelik, Türkiye'nin cari açığını kapamaya yönelik üretimde bulunan, geçmişte de performansı yüksek olan ama bugün o geçirdikleri kriz nedeniyle zor durumda kalmış olan şirketlere öncelik tanınırsa bu kredinin ancak o zaman başarılı olabileceğine inanıyorum. Ama eski temel mantığımızla her önümüze çıkan firmaya böyle bir kredi verirsek bunun sadece süreyi uzatan, bu şirketlerin daha kötü duruma düşmesini bir müddet daha engelleyen bir yapı olacaktır ve bunun da çok başarılı olacağını düşünmüyorum. O nedenle bu verilecek olan kredilere ilişkin temel çekincem bu yönde. Bugün de Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan bir limit tahsis edildi. O da yaklaşık 2 milyar TL civarında. Tabii 20 milyar TL buradan gelecek olan, 2 milyar TL'de buradan gelecek olan tutarla 22 milyarlık bir destek verecek. Bunlar geçmişte verilen desteklere göre çok daha düşük olan destekler ve geçmişte yaşadığımızdan daha yüksek bir sıkıntılı dönemle karşı karşıyayız. O nedenle dediğim gibi büyümeye katkısı çok sınırlı olacaktır ama şirketlerin yaşaması ve ayakta durması için önemli olarak düşünülebilen bir kredi türüyle karşı karşıyayız. Diğer kredi kartlarına ilişkin durumu da şimdi hemen bir sonraki videoyla sizlerle paylaşmak istiyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.